Bir belediye bir plan yaptığı zaman burada park, yol, cami, okul planlar. Otopark da planlar. Planladığı otoparkı halkına da ücretsiz kullandırır. Fakat birçok şehirde olduğu gibi Kayseri'mizde de biliyorsunuz ki park metreler var. Bu park metrelerden dolayı birçok vatandaşımız 10, 30, 50, 100, 200 gibi borçlanırlar. İlçe belediye başkanlarım, biz böyle yaşıyoruz. Bizim hayatımız pahalı. Biz bu paraları ödemediğimiz zaman vatandaşlarımız adına bunlar sizlerin nasıl bir anlaşma yaptıysanız, hangi avukatlarla hangi statüde anlaşma yapıyorsanız bilmiyorum. Bu avukatlara da tevdi olunur. Bu avukatlarımız 10, 30, 50, 100, 200 liralık rakamları bu ödemeyen arkadaşlara 600 lirada dosya parası diye tebliğ ediyorlar. Buyurun Sayın Başkanım. İlk defa ben söz kesmem, söz keseceğim. Buyurun. Her duyduğunuzu buraya taşımak zorunda değilsiniz. Doğru olmayan bilgilerle insanların zihnini bulandırıp kamuoyuna mesaj vermek zorunda da değilsiniz. Hiçbir zaman öyle bir tablo söz konusu değil. 100 liranın altında olanlarla ilgili herhangi bir dava açılması zaten söz konusu değil. 100 liraya da açamazsınız Sayın Başkanım. Hayır, hayır. 100 liranın altına değil, 100 liraya da açamazsınız. Açtığınız davaları kazanamıyorsunuz. Kazanıyorsunuz. Danıştay'dan lira, gelen kararlar var. 600 lira falan da alan her yok. Her duyduğumuz rakamı da biz buraya getirmiyoruz. Bak, bunlar 600 lira alan falan da yok. Elimizde. Varsa belge göster. Var. 600 lira talep ediliyor. Ben bunu lütfen size, yani bu lütfen konuyu kapatıyorum. Siz de buyurun kapatabilirsiniz ama 600 lira talep edilen adamlar vereceğim mesajı yapmayın. Verdin maşallah. Evet. Onun için dolayısıyla kapatıyorum. Bu konu bilginiz dahilinde olsun Sayın Başkanım. Tamam, bilgin dahilinde mağdur olduğu için ben müdahale ediyorum. Mağdur Sayın. Doğru bilgileri buraya taşıyalım. Her duyduğumuzu taşımayalım. Bana bir tane örnek göster. 600 lira alınmış. 78 lira, 68 liramız internette dolaştırılan. Bu internette dolaşmıyor Sayın Başkanım. Yok, spekülatif şeyler. Emin olun hangi avukatlarsa bu avukatların hepsine bunlar şu anda 600 değil 450 dava açmayı açmazsak alırız diyenler var. Yapmayın Sayın Mehmet Başkanım. Mehmet Bey bu ya konuda buyur bir açıklama, sen de bizim grubumuz adına yapmış ol. Hayır ya, her şeyi buraya taşıyoruz, aslı yok astarı yok yani. Sayın Başkanım biz her şeyi taşımıyoruz. Bir ayda bir maddeyi bir gündeme de getirmezse kusura bakmayın ama da burası Kayseri bir araştır, Büyükşehir Belediyesi. Zahmet olmazsa bir araştır ondan şikayetler sonra. Şikayetler geldi arkadaşlar. Sayın Başkanım. Buyurun. Şimdi benim oğlum Kaan Savruk 2010 yılından beri İmar AŞ'nin hukuk işlerine bakar. Ve orada da başarı gösterir. Daha sonra bu park metrelerle ilgili olarak İmar AŞ'den bu görev alınır, Ulaştırma AŞ'ye verilir. Ulaştırma AŞ'nin avukatı olduğu halde oğlum bu konuda tecrübe kazandığından ve yanına da eleman aldığından dolayı bu işleri benim oğluma getirirler. Ve inanır mısınız 300-500 liranın peşine düşecek bir durumda yok ama bir bakıma da hatır için bu görevi yerine getirmeye çalışır. Yanında 2-3 tane eleman çalıştırır. Bunların maaşları vardır, şudur, budur, sigortası vardır. Şimdi burada ben kesinlikle şunu söylüyorum ki 50 lira, 60 lira, 100 lira değil. Bu rantekarcıların gelerek gazetecileri bulup bu yönde yalan ve uydurma haberleri ortaya getirmeleridir. Kesinlikle daha önce 100 liralık bir takip geldiği zaman, alacak geldiği zaman bunlar bütün alacakları ama hepsine istisnasız bir ihbarname gönderilir. Ben büromda cereyan eden olayları söylüyorum size. Ve bu ihbarname sonucunda eğer ödememişse zaten 100 liralık safı bunu bir şekilde icraya koymadan tahsili cihetine gitmek durumunda kalır. Ama bu İki adam adet haline getirmiş. Getiriyor arabayı oraya koyuyor o rantekarcılar. E peki almayalım mı? 2000 lira, 3000 lira borcu oluyor. E bu belediyenin borcu alacağı. Ve buraya da şey geldiği zaman Sayıştay denetçileri niye tahsil etmiyorsunuz bu parayı diyorlar. Böyle bir durum var. Şimdi konu o değil. Söylediği şey Mehmet Bey. Düşük o rakamlı tahsilatlarla ilgili 600 lira avukat parası asla çıkıyor diyor. Asla kesinlikle bir tek dosya getirsin ben mesleğimi bırakacağım. Ben size akşama bu 600 lira isteyen adamları başkanın makamına göndereceğim. Gönder. Kim istemiş? Avukat ücret olarak mı istemişler? Sayın Mehmet Bey
Danıştay kararları var, alamazsınız. Ya diyor. Kardeşim var. Şimdi ben, ben kardeşiniz değilim. Ben belediye meclis üyesiyim. Senin benim bileceğim bir iş değil. Bu evet. Mahkeme işidir. Mahkemeye de intikal etti. Sonuçları getireceksiniz. Ve verilen kararlar hep belediyeye çıkıyor. Sayın belediye başkanım şunu yapabilirsiniz. Bir dakika. Emlak vergilerinde emlak borçları olan kişilere bunları tahsilat noktasında yapabilirsiniz. Devletimiz trafik cezasını yazıyor. Ne yapıyorsunuz? Muayeneye gittiğinizde bunu tahsil ediyor. Siz niye avukata gönderiyorsunuz? 600 lira niye almak için bu adamlar 600 lira falan alan yok Kazım Bey. Etme eyleme yani Sayın aynı başkanım. Şeyi bir daha teyit. Mustafa'cığım buyur. Buyur başkanım. Bir de şunu söyleyeyim. Ankara, İstanbul, İzmir gibi illerde bu başarı sağlanamamış. Açılan davalar reddedilmiş. Sayın başkanım. Reddedilmiş ama burada biz lehimize karar alınan birçok kararlar var. Dosyalar var. Sayın başkanım müsaade eder misiniz? Değerli başkanım, değerli meclis üyelerimiz, buradaki konu park metrelerle alakalı olmaktan çıktı. Buradaki konu şuna geldi. Sanki meclis üyelerimizden İYİ Partili meclis üyelerimizi belediye başkanımız ya da belediye başkanlarımız sahir zamanda kabul etmiyor. Şimdi meclis öncesinde gündem dışı olarak maddeler buraya geliyor. Siz randevu istediğinizde Kazım Bey, Memduh Büyükkılıç başkanımız randevu vermedi mi size bunu konuşmak için? Ben Sayın Memduh Bey'den ne zaman randevu talep etsem verir. Buraya niye getiriyorsunuz bu kardeşim? Bu Kayseri'nin sorunu olduğu için geliyor Sayın Kayseri'nin başkanım. Kayseri'nin sorunu bu şekilde gelmez. Yöntem yanlış. Burası meclis. Niye? Mecliste konuları görüşeceğiz, gideceğiz. Sayın başkanım. Şimdi Mustafa'cığım. Siz şunu mu istiyorsunuz? Tamam. Hiçbir belediye meclis üyesi gündem dışı bir maddeyi gündeme getirmesin mi? Hayır yani, efendim o şekilde biz gelmez sizin, diyorum. Biz bakın sizin zamanında yaptığınız muhalefet ne biliyor Sayın Başkan? Müsaade Bey, eder misiniz? Biz... Bakın başkanım çok özür dilerim müsaade edin. Gündemi belediye meclisinin neleri konuşacağı yetkileri ve görevlerini size kitapçık olarak da dağıttık. Daha önceden de biliyor kanun bunu netleştirmiştir. Mecliste ne konuşulur? Bunun dışında konuşacağınız konu varsa eğer meclise girmesi gerekiyorsa önerge verirsiniz. Meclis oy birliğiyle kabul eder ya da oy çokluğuyla gündeme gelir. Meclis dışı bir şeyse siz de onu siyasi arenanızda basın toplantısıyla duyurursunuz. Yani buradaki maksat çok farklı yerlere gidiyor Kazım Bey. Sevgili yani başkanım çok belli. Benim sizler yeri geliyor bir spor camiasına bir yapılacak bağış için buraya bazen profesörleri çıkarıyorsunuz. Bazen bir takım kayda değer bürokratlarımızı çıkarıp konuşturuyorsunuz. Bunlar da gündemde yok. Bize ders verirken, yanlış anlamayın da siz de dersin içerisinde alakası ders almıyorsunuz Sayın Başkan. Sizin istediğiniz bilgileri veriyoruz. Yani usul yanlış, siz de bunun yanlış olduğunu biliyorsunuz. Ama meclisi başka türlü meşgul etmeyelim, işimiz var, gücümüz var. 100 liranın konuşulacağı yer de bura değil, kusura bakmayın. Buyurun. Peki arkadaşlar teşekkür ediyoruz.